Bugün sizlerle birlikte oyuna yeni gelecek olan 1 levelden 100 level'e kadar bütün IP'ler, ayrıyetten ise 100 level'de verilecek olan 2 tane setimiz var ve ayrıyetten ise PUBG Mobile, saç, sakal gibi şeyleri de tekrardan getirecek, haberiniz olsun. Şimdi isterseniz hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Şimdi gelelim ilk önce Royal Pass'ta 1 level'de verilecek olan şeye. Burada hani bir tane sinek örümcek seti var arkadaşlar. Böyle bir şey verecek. Hala ne kadar mantıklı bir set bilmiyorum. Hatta biliyorsunuz bir tane de çekirge yiyen bir tane de emoji var. Onu da göstereceğim birazdan sizlere. Zaten göstermişim ama bunu hani böyle işte tam olarak nerede ne verilecek, neler var, neler vesaire, işte Royal Pass'ta neler olacak tarzı bir tane video olacak bu aslında. Royal Pass sandığında biliyorsunuz ki oralarda var. Onları da sizlere göstereceğim bu videoda. Bir levelde mini deseniyle örümcekle silahın karışımının bir seti var. Ben hala sinek mi örümcek mi kararsızım ama öyle bir şeyler var. Yani burada bence mini deseni baya güzel olmuş PUBG Mobile. Buradan sana çok teşekkür ediyorum. Mini desenine gittim, 180 UC'ye verdim. Sen bana mini deseni getirdin, eyvallah. Burada bir tane örümcek kafası var. Sinek kafası da olabilir. Hala kararsızım. Ama bence sinek kafası bu arkadaşlar. Yani öyle bir şey gibi. 5 levelde böyle bir tane sinek seti verecekler. Bununla tombul artık yılanlarsınız falan rank kasarken. Ya değişik olur. Bilmiyorum. Solo rankta yılanlarken falan filan. Daha sonrasında UC'ler yine işte 50, 20, 30 gibi bölünecek. Burada bir tane Heart diye bir şey var ve bunu eğlence parkında kullanabiliyorsunuz. Ayrıca burada 2 tane motor var. Daha sonrasında ise 10 levele geldiğinizde böyle baya cafcaflı bir tane emoji var. Bana kalırsa bu emoji baya güzel, hani kaliteli yaptıklarını düşünüyorum. Hani biliyorsunuz ki sezon 9'da böyle işte samuraylı bir tane kılıç deseni vardı ya, emojisi falan. Aynı onun şeylisi böyle. Grafiklisi, ışıklısı, mısıklısı, onun gibi bir şey. 15 levelde beleş emoji olarak bunu verecekler. Yani tırt. Hani tırt yani. Çok da iyi değil bence yani 15 levele göre. Böyle daha güzel, daha havalı bir şeyler yapabilirlerdi. Hani herkes işte Royal Pass açamadı da sevinebilecek bir şey yapsalardı daha güzel olabilirlerdi açıkçası. Daha sonrasında ise 19 levelde yine Cheer Park'ta kullanabilecekleri böyle bir tane gülücük kafası gelecek. Kalpli malpli falan filan. İdare eder. Gümüş parçacıkları zaten hiç anlatmamıza gerek yok. En sevdiğim şey, grafisiden sonra en sevdiğim şey gümüş parçacıktır bu oyunda. Böyle bir tane değişik çantanın arkaya takılan bir tane üstümüz var. Sarı smoklar var. Bana kalırsa PUBG Mobile'a gelen en gereksiz şeylerden biri de sarı smok. Grafiti. Hani duvarları biz boyamayı o kadar çok seviyoruz ki PUBG Mobile daha fazla veriyor bize böyle. Yani çok sevdiğimizi biliyor. O da dayanamıyor. Veriyor işte. 27, 28, 29 levelde yine böyle dandy hoodlerden veriyor. Burada motor falan güzel. Daha sonra 30 levele geldiğimizde böyle bir tane örümcekli paraşüt desenimiz var. Hani örümcek de hamam böceği miydi neydi, bir tane böcek vardı böyle büyük kocaman, o örümcekten var. Daha sonrasında ise bir de bunun tabii ki de çantası var. Yani PUBG Mobile bizlere bu sezon böyle bahçeli hayvanlı bir şeyler yapmış ama yani kanka ne bileyim, böcek de taşımayak ya sırtımızda. Hani tamam yapmışsın sinek seti, böcek seti, çekirge yeme emojisi. Teşekkürler. Şey vardı geçmişte, Ayna diye bir film vardı, aklıma o geldi. Böyle çekirge yiyorlardı ya dış ülkelerde falan. Aklıma o geldi bak şu an. Değişik ya, saçma bence. Hani böyle bir tık daha güzel şeyler gelebilirdi ama diğer sene oranla. Hani setler kötü değil ama kötü. Yani set iyi ama kötü. Öyle bir şey. Daha sonrasında ise bir tane böyle kırılmış kalp emojisi var. Bu da aynı şekilde eğlence parkında kullanılıyor. Daha sonrasında ise burada bir tani uçak desenimiz var. Uçak deseninde bana göre hani böyle ahşap, tahta, odun, ağacın ahşabından falan, ağacın odunundan yapılmış bir tane uçak deseni var. Bence bu da güzel. Yani kullanırız. Diğerlerine göre böyle bir tık daha kendini ön planda tutabileceğini düşünüyorum. Daha sonrasında 41 levele geldiğimizde bir tane RGB şeyden var. Gene nalet grafislerden var. 20 UC, BP var, klasik sandık kuponu var. Ve 45 levele geldiğimizde ise bütün arkadaşların alabileceği Royal Pass açmadan UMP deseni var. Zaten sizlere ben şeyleri göstermiştim. Bunları tekrardan göstermeye gerek yok. Elması yine çıkanlar sarı bir tane M249 deseni alacak falan filan. Onları zaten biliyorsunuz, ben o videosu çekmiştim. Ama hala bilmeyip görmeyenler varsa yaklaşık 2-3 gün önceki videoya gidip onu izleyebilirler. Kanalda onun da videosu var. Daha sonrasında 50 levelde kademe koruma kartı var ve burada bir tane böyle bir set var. Bence bu set
Sinekten daha güzel aga yani. Sinek ne oğlum ya? Allah Allah. Gelmişler sinek emojisi getirmişler. Boş verin sineğe. Daha sonrası da ise 55 levelde bir tane böyle bir saçlı kulaklık şey var. Bunun bir beyazı vardı bu arada oyunda. Bunun hani böyle turuncu versiyonunu yapmışlar. Bence bu set sinek setine oranla güzel. Yani sinek hani sinek. Bilmiyorum sineğe de rank kasarken kullanacağım. Orası da dert oğlum. Sinek seti mi kullanılır ya? Kas gizleme de var. Aslında güzel olabilir bir yandan. 60 levelde de bir tane böyle bir bomba desenimiz var işte. Şey olur ya. Böcek öldürme şeyinin üstündeki işaret olur ya. Üstüne de bunu koymuş. Sanki attığımız adam böcek de ölecek de. Ölür mü ölür. Ama mesela bunların yanında solda böyle hafif de olsa bir şekil çıksa güzel olabilir. Hani artık PUBG World bence bu kadarını bize yapabilir diye düşünüyorum. Hani Royal Pass alıyoruz falan filan. Ucundan bir şeyler. Burada gene uçan smoke'lardan var arkanızda taktığınız. Pek fazla işe yaramayan. Ve burada 70'e öyle geldiğimizde ise bir tane böyle kas desenimiz var. Nasıl diyeyim? Akrep bir değişik bir şey. Kırmızı. Yani öyle güzel ama. Çok da kötü değil. Daha sonrasında ise buradaki şeyler zaten klasik. 75 levelde bu paralardan falan var. 77 Doge var. 78'de BP kartı, 79'da gümüş ve 80'de ise çekirge emojisi var. Bak bak. Çekirge zıpladı. Hop at ağzını. Bir de seviyor ya. Oğlum madem yiyeceksin niye seviyor? Hayır bir de PUBG Mobile hangi kafayla düşünüp çekirge yeme emojisi getirmiş. Yani çekirge yeme emojisi. Yani çekirge. Bence köpek falan çağırsak olabilirdi bak böyle yani emojiyle köpek çağırabilsek falan güzel olabilirdi. Ve burada ise zaten bu emojiyi biliyorsunuz onu göstermeden önce burada bir tane AKM deserimiz var. Bu AKM deseri bana göre Royal Pass'taki en değerli şeylerden biri. Yani ben baya baya beğendim. Hani bunu kullanacağım ciddi ciddi düşünüyorum. Şu an bende bir de premiumdan çıkan şey var. Buz AKM'si var. Birazcık da bunu kullanırız ama buz AKM'yi de değişmem be. Buz AKM bu arada yükseltilebilir değil. Premiumdan çıkarttığım bir tane buz AKM. Gene 98 levelde böyle bir tane uçan şey var. Ve 100 levele geldiğimizde ise 2 tane setçiğimiz olacak. Biri pembe, biri kırmızı. Böyle pembeyi ben sanki alırım gibi duruyor. Kırmızıyı da alabilirim gibi duruyor. Bilmiyorum tam oyuna geldiğinde bakarım ama böyle pembe daha kaliteli, daha cafcaflı duruyor ya. Peki sen hangisini alacaksın? Yaz yorumlara. Pembe mi kırmızı mı? Sonrasında ise Royal Pass dükkanına da gelecek olursak Royal Pass dükkanında eskiden verilmiş olan şeyler olacak. Mesela nasıl diyeyim? İşte Royal Pass 9. sezon. Hani ben sizlere demiştim ya 9. sezondaki böyle Shadow Fight'lı bir emoji var. Onun çakmasını getirmişler. İşte öyle bir şeyler. Hani PUBG demiş ki onu da getirelim. Bu arada buradaki ben 5. sezondaki ejder setini baya baya beğeniyorum. Hani şunu alabilsem güzel olur. Hatta siyah alırsam daha güzel olur. Burada saç falan filan var. Zaten birçoğun saç sakalı önemsiyordur diye düşünüyorum. Bence de güzel yani ama hani buraya Power Rangers kafalarını eklemeleri bir tık saçma olmuş. Bu arada saçla sakalı 1200 UC alabileceksiniz arkadaşlar. Yani onu sizlere söyleyeyim. Burada Thompson deseni var. İsteyen 300 para biriktirip Thompson deseni de alabilir. Ama o kısmı birazcık bana göre gereksiz açıkçası. Yani Thompson'a ne de 300 biriktireyim ki. Daha sonrasında ise bonus kısmına da gelecek olursak bunu zaten ben geçenki videoda söylemiştim. 60 UC'de bir tane böyle bir kart veriyor. Bu kart hani bir şeye alırken 60 UC indirim yapıyor ama ne kadar da geçerli o belli değil. Hani belki de böyle 60 UC değerinde direkt düşüyordur. Hani bir şey 60 UC ise veriyor sıfıra düşüyordur falansa güzel olabilir. Yani mesela işte çark diyorum sandık geliyor 60 UC açıyorsun ya mesela onda bunu kullanabilirsen güzel olur. Yani 120 levelde bir tane böyle sağ tarafta gömüş olduğu set var. Sonrasında ise bir tane de gümüş bir tava var. Yani tava da pek önemli değil açıkçası. Setimizin yakından görünümüsü ise bu şekilde. Yani hani yani diyelim pek de o kadar giyeceğim bir set değil. İsmi de Skydiver seti. Extreme Skydiver seti. Değişik. Tavaya da yakından bakmak isteyen arkadaş olursa diye göstereyim böyle bir tacık da tava deseni olacak. Yani tava deseni de kaliteli cafcaflı duruyor. Ve yeni gelecek şeyler ise bu şekildeydi. Umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki PUBG World videomda görüşmek üzere diyorum ve kaçıyorum. Bay bay. Some things never change, never change. Oh. They say I should feel guilty and change my ways. Leaving crumpled bodies in my wake. Swear I did.